Yayıncıların tepkisini, verdiği tepkiyi videoya çekmişler. O videoyu da ben şimdi izliyorum ve ben de tepki vereceğim. Bunu da büyük ihtimal diğer YouTube kanalları atacak. Kendine müsen Twitch yayıncıları kötü yorumları okuyor, tepkisi diye. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler mi? Ana anlatıyor biraz değil mi? Biraz uykuluyum ama uyanıp hoş geldim. Sabah 6'da 7'de. Anlatıyor! Yayından değil ki. Yani sen takılmacı takılmacısın anladım abi. Çok hoşuna gidecek bir bölümle başlıyoruz. Hazır mıyız? Hakan abim ya. Hazır. Ya seni bir korkuttular. Bak kamera açıkken de söyleyeyim. Baya doldurdular seni. Evet. Aya bak şey çıkınca diyeceksin ki abi iki gelmişim diyecek. Demeyeceksin de neyse. Şimdi çünkü şöyle biraz kötü bir bölümle başlıyoruz. Çok hoşuna gitmeyecek. Hani iyiydi ya? Hayır öyle değil dur sakin ol. Çok hoşuna gitmeyecek bir bölüm. Biraz sıkıntılı bir bölümümüz var. Hoşuna gitmeyecek bir bölümle başlıyoruz biraz. Oğlum ben bu bölümü hiç anlamadım. Benim zaten normal chatte ve şeyde daha kötü. Neyse benim sorulara gelince açıklayacağım onu. Siz anlayacaksınız zaten. Yürü boşuna gidiyor. Tepki komik olduğu için nasıl bir şey olacak acaba? İnternette senin hakkında yazılan kötü yorumları okuyacaksın. Allah. Aynen öyle. Onları abi artık ne söylemek istiyorsan. Tamam en sevdiğim bölüm. Senin hakkında seni izleyen insanların yazdığı kötü yorumları okuyacağım bir bölümümüz var. Yavşaklar. Öyle de demiyorum. Onlar bana kötü yorum yapmıyor mu abi? İlk olarak sosyal medya üzerinden sana böyle kötü yorum geliyor mu? Onu sorayım. Ya tabii illa geliyor. Ne geliyor? Ne diyorlar mesela sana? Oyunlardaki beceriksizliğime ve berbat bir oyuncu olduğuma dair yorumlar alıyoruz. Yok ya mis gibi oyuncuyum da ya kalkıp beni şimdi vıtıcı... Ya orada şeyi düşündüm ben. Şimdi ilk videoda çok böyle 4 farklı içerik çektik. Bu ilkiydi. Çok efendi durdum bunda. Yani dedim ki yok lan bunda da çok efendi... Öyle miydi lan? Hatırlamıyorum. Şimdi kesin bir şey yapmışımdır bu mu efendi halim falan diyecekler. Dedim küfür müfür edilmiyordur burada. Şimdi YouTube motup böyle tepki kolik önceden hiç görmedim falan. Bunda efendiydin öyle mi? Cınla bilmem neyle bir tutarsan 7-24 Battle Royale oynayan adamlarla sonra ah panda vuramadı ne kadar kötü oyuncu dersen haksızlık olur. Ben de kendi çapımda çiçek gibi oyuncuyum. Sadece halk tarafından henüz anlaşılamadım. Anlaşılacak mısın peki abi bir süre sonra? Umut var mı? Umudum yok. Onlara sinir olanlar var falan. Genelde o tarz şey. Niye bağırıyorsun? Heyecanlanıyorum. Ha, oyun oynarken falan. Ya küfür falan değil. Sen çok küfür bassın. Öyle. Senin bazı videolarını gördüm. Burada minimuma indiriyoruz o küfürleri. Yok etmiyorum canım. hadi orada. Genelde... Ben 3. videoda sövmeye başlamışım böyle. Bayağı sövdüm 3. videoda. Onu nasıl bipleyecekler bilmiyorum. Tövüyorlar. Valla. Linç ediyorlar. Nasıl yani ne evet, diyorsun? Ben, araştırdım ben çok linç yiyorum orada. Twitch'te en çok linç yiyenlerden biriyim. Bir ben, bir Ahmet. Aga be. Ahmet de çok fena. Bizde dil kemik, dilde kemik olmadı. Biz linçliyoruz ya bir de komik tarafı arkadaşlarımız. için anılarıyla ya, muhabbet esnasında anılarımı anlatıyorum ya yaşam. Sonra giriyor fark edecek yani. Tamam. O geliyor değil mi? O ya o geliyor çünkü şey oldu artık milletin. Yani biraz böyle sert de konuşmak istemiyorum ama. Yavşaklar. Hayır ya. Ya bu puşlar daha bakkaldan başka yere gitmedikleri için sürekli. Ne oldu? İlk yorumdan şöyle ufak ufak başlayalım. Ben okuyayım mı? Evet, ben okuyorum. Bütün gün başkalarının videolarını izleyip boş boş eleştiri sıkmak, öküz gibi yemek yiyip sigara içmek ve bize her boku kendisinin en iyi bildiğini sanmak dışında hiçbir marifetini görmediğim sözde gamer soru işareti. Ne diyeyim yani? Hani katılıyorsundur belki abi ne bileyim. Katılıyorum bu doğru. Abi bu çocuk Vıtıcın Ferit'e benziyorum diye seviniyor. Lanetine sevinen ilk ve tek insansın pü. Sonunda tükürmüş bayağı. Sen lanet bir insansın diyor yani. Ha, evet tipsiz demiş sana. İşte profil fotoğrafını açabilir miyiz falan diyor. Ya açmayacağım. Doğru diyor ben de tipimi öyle çok sevmem yani beğenmem. Kendimi beğenmiş bir insan değilim hani tip olarak vesaire. Yakışıklı falan bulmam. Hak verdin o zaman. Ama lanet de değilim abi nasıl hak verdi be? Yani lanet de, ben normal bir insanım ya. Burnunu çekersen kenara yüzünü görürüz. Aşır aşır dedi gülmüş yani. Ya bu artık çok meme oldu ama benimle ilgili hakikaten. Çünkü sürekli olarak anlıyorlar. Burnunu şu tarafa çek, burnunu bu tarafa çek. Aa. Bir şey söyleyeyim onu bana da çok... Ama deplasmandayız ya bak ayrı bir efendiyiz hepimiz onu fark ettiniz mi? Ayrı bir efendi yani burada herkes. Var yani benimki bariz zaten. Sen de. Yine hadi arkadasın hani bir nebze evet. Anladın mı? Ama yani ben bir de yayın yaptığım için bunu mesela bir yayında en az 20 kişi söylüyor. Abi bunu kesin internette benim okudum rakumlar yazdan sonra inine çekilip ilkbahara kadar uyuyorlarmış. Aga ve ilkbahara kadar sensiz sıkıcı geçecek. Abi sana niye böyle diyorlar? Abi bu nereden oldu biliyor musun?
Ben yayındaydım. Dedim ki lan aslan gibi adamım ben daha dedim. Böyle gaza gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adamım lan dedim. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. Oğlum niye gaza gelirsin? Ne bileyim abi bir şey oldu böyle tamam mı? Gaza geldim ya. Evet. O muhabbet ki. Düşünsene adam buna böyle akıl sırrı erdiremedi. Acaba benim yayınları böyle bir saat falan izlese acaba ne düşünecek? Hani buna akıl sırrı erdiremeyen adam. İşte dedi ki arkadaş. Dedi, daha çok sen Rakun'a benziyorsun lan dedi. Rakun fotoğrafı açtım ekrana. Gözlük hani saçın şurası da beyazdı benim o zaman. İnsanlar oradan benzetmeye başladı. Rakun videosu açıp onu izlemiyorum bir de. Rakun videosuna editliyorlar. Benim seslerimi ekliyorlar Rakunlara. Tepki olarak benim sesim var. Hani Rakun konuşuyormuş. Ben seslendiriyormuşum gibi falan. Ulan ben bu kadar mal bir kız daha görmedim hayatımda. Bunu yapmış. Ne ona mal olduğumu düşündürdü acaba? Anlık girmiştir mesela kanala. O an gerçekten mesela RP yapıyorumdur. Bazen öyle saçma sapan şimdi RP'ler yapıyorum. Şimdi biz YouTuber'lar RP'yi çok bilmedik. Böyle bir şey olmadı yalancı mı? Ya lan oğlum hepimiz burada edit yapmadınız bana bir sürü Rakun şeyine. Abi inanılmaz direkt bize bozuyorlar ya. Yo mu? Lan YouTube'dan açarım bak ha. Kendini bak. Kendine müzisyen Rakun. Hallettik. Bu ne? Ne yapıyorsun kardeş? Al ya. Bir heyecan bak heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. Havlayan köpek ıstırmaz oğlum. Hadi bakayım tamam. Gevşek gevşek hareketlenen lezmi yok lan! O, ne yaptın oğlum lan? Ya silahtan korksak trene binerdik. Taaaf öbürü geldi. Bu gerçek mi? Al işte ben ne diyeyim ki? Ben ne diyeyim? Adam bu gerçek dedi ya. Buyur abi. Devam. Bildiğimiz için onu da... Roleplay. Panda iyice ayı gibi tepki vermeye başladı. Nerede o eski sincap şapkası takan sakin pandamız? Skyrim ilk bölümden şey yapmış bunu. Evet o zamanlar tatlı bir adamdım. Sonra ben büyüdüm ve dünya kirlendi. Ya o şeyden biraz yaşlandım. Yaşlanınca hepinizin başına gelecek bu arkadaşlar. Huysuzlaşıyorsun. O gizli. Onu kamera arkasında söylerim. O kadar. O kadar. Tahmini değil mi? Yok o kadar değil canım. O kadar da değil. Evet. Ama gizli tutuyorum. Yalancıyı s**miyorlar türünden bir yayıncı. Düşüne düşüne yazıyor hikayeyi puşt. İşte dediğim yavşaklar bunu. Ya bunları normal karşılıyorum. Gerçekten öyle. Yani şöyle normal karşılıyorum. Bunu yazan... Hanginiz yazdı lan onu? Kim? Nerede yazıyor? Kaç yaşında? Hayatında ne yaşamış? Bunun empatisini yaptığım zaman koy götüne diyorum. İlk başlarda böyle delleniyordum canım. Çünkü yalan söylemiyorsun ya. Nasıl cevap mı yazıyordun böyle? Tabii tabii. S**lan diyordum yavşak sen kimsin falan hemen bilmem ne ama sonra şeyi anlıyordum. Bir şey anlattı. 18 yaşındayım, 7 yaşındayım, 13 yaşındayım. Şey yani agresifçe. Ha, ne oluyor biliyor musun? Çocuğa eriştiğin an bir bakıyorsun abi. Yani yanlış anlamasın küçük kardeşlerimiz de. 12 yaşında çocuk hesabını yazın. Tamam olur. Okay. Yukarı mı? Azıcık daha yukarı alalım. Okey. Nereden gireyim? Şuradan alabiliriz. Abi bu çok enteresan. Kendi mikrofonu niye ben kendim yukarı almadım ya? Bu da mesela tuhaf. Ben bir de mal gibi olayı anlamadım ya yine. Başladı yine. Abi ben bir şey yapmıyorum ki. Bak herkes normal bir şekilde tık 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 şeyini konuşmasını yapıyor. Bana gelince bir şey aksıyor abi. Ben bir şey bozmadım. Bir şey oynamadım yani. Evet abi. Mikrofon değil yalnız. Meme ucumu çekiyormuş. Pis bir Cari'nin ebesininkini izliyor. Ne pis adamsın ya diyordu. Yeter a**ayım. YouTube'u bırak peşimi. Sevgili Razumov'un şunu bilmesi lazım. Ben bu videoları ben yüklemiyorum abi. Yani YouTube'a yüklenen videolarla benim hiçbir alakam yok. Yani orada 10 milyon izlenmiş video var. Ben bilmem ne izlemişim. O,
bak zengin oldu bilmem kaç milyon izlenmiş diyorlar. Bana gelmiyor onun parası. Benimle alakası yok. Seslenecek misin abi öyle bir abi birileri bir çok para kazanıyor üstümden. Bari hayır duanızı alayım. Hayvan herifler ya. Zengin oldunuz üstümden. Allah arttırsın inşallah. Bu kim ya? Bu insanlara sinirleniyorum işte mesela. Bu yorum beni sinirlendiriyor. Ya bu şu demek anladın mı? Benim kelime dağarcığım o kadar zayıf ki ben her şeyin sonuna AQ, işte ne bileyim mık. Bu tarz şeyleri getiriyorum demek. Yani ben o zaman bu tarz insanlara gıcık oluyorum mık açıkçası. Ne? Mık, MK, MPQ. İnanamıyorum bırak hiç bilmiyorum. Pardon, pardon. İnsan gibi gül. Niye bana bir dumyası dedin ki şimdi? Evet bazen gerçekten. Ya ben her şeye çok gülebilen bir insan değilim ama güldüğümde de gerçekten çok gülüyorum. Çok güleç değil misindir ya? Ben hep güldüğün şeylere... Hayır böyle gerçekten bağıra bağıra kahkahalar çok atmıyorum genelde. Pelin gibi değilsin o zaman falan. Şaka şaka. Şaka ama ben onu güldükçe gülüyorum ben. Evet abi kalk İyi konuşmuşsun mı? Senin de iyice götün kalktı ha. Anladım. Bu Ferit'e yapılan genel bir şey değil mi ya? Bu herkesin ya bak ben bunu bir Ferit'te görüyorum bu arada. Gerçekten bak. Adam ne yaptı lan? Ne yaptı oğlum adam? Abi hep görüyorum ya hep ya. Adam bir oyun değiştiriyor mesela. Bir oyunu oynuyor bir ay boyunca. O oyundan sıkılıyor başka bir oyuna sarıyor o ay. Şey diyor. Mam ya değişti ya. Böyle şey o. Turnuvadan gitti aldı ya parayı. Tamam artık oynamaz falan. Oğlum adam sıkılmıştır yani. Çok enteresan linçler yiyor Ferit. Gerçekten birebir böyle gözümde gördüğüm için tuhaf yani. Benimki daha tuhaf. 1,5 saat dizi izliyoruz bir şey diyen yok. Senin de iyice götün kalktı ha. Anladım. Senin YouTube kanalında. YouTube. Tamam. Senden kalp istedi atmamışsın nasıl satayım. Haklı. Çaklı bir şey. Yakarış bence. Oldu mu abi? Çok özür dilerim gerçekten. Berkoz'dan çok özür dilerim. Berkoz. Kemal kim? Ya şeyde Twitch yayıncılarında o çok oluyor bu arada. Mesela hani kendine mi... Bu arada arkadaşlar kepçe değilim bak. Bu saçım buradan böyle arkaya atmışım şurasını. Ondan dolayı kulağım böyle biraz öne gelmiş. Bu kepçe değilim yani. Yapıyorum bunu hep. Niye yapıyorum bilmiyorum da. Kepçe Kemal. Değilim abi. Kepçe değilim. Değilim chat. Haksız olduğumu düşünen varsa banlayabilir misiniz ha? Abi değilim. Kemal. Kemal sen kendini niye bu kadar kastın bu videoda? Oğlum. Deplasmandayım. Ben nasıl şimdi bir YouTube videosuna çıkıyorum. Bir yere konuk olarak gitmişim. Ben sanki yılların yayıncısı şey miyim? Ayrıca herkes şey davranmış ki böyle. Yok en çekingen sen davranmışsın. Oğlum ben çekinirim ben. Utangaç adamım çünkü. Beni bilmiyor musun onu? Sen mi utangaç? Sen. Ben utangaç adamım. Hadi lan oradan. Öyle abi ben şey adam değil mi ya? Yok be herkes o şey olabildiğince aynı. Burada şey oğlum şöyle düşün bir de bir yandan. Yani ben şimdi chatimle yayın açtığımdan beri chatimle konuşuyorum. Chatimin tümünü bir insan olarak algılayıp sanki karşıma böyle birini almışım da onunla konuşuyor gibi konuşuyorum. Şimdi buradaki karşıma tamam, aldığım adam... Tamam karşımda bak chat olarak görebilirdim mesela. Hani adam niye chat olarak göreyim oğlum? Ne bileyim daha samimi gözükür denize daha şey olurdu. Lan tamam da daha yeni ilk kez tanışıyorum adamla. Niye samimi gözükmek için şey yapayım ki? İşte gerçek halim bu. Oğlum asıl bak kaçırdığın yer şu. Eğer burada kasılmasaydım çok daha rahat böyle şey falan davransaydım. Asıl gerçek halim o değildi ki. Gerçek halim bu ki normalde tanışmadığım bir insana karşı sohbet ederken böyle olduğumu görebiliyor işte insanlar. Ha. Şimdi hangisi asıl gerçeklik anladın mı? Sizin tanıdığınız doğru. Kendine mi süslenme asıl gerçek olan? Yoksa insanlarla ilk tanışan, ilk tanıştığında nasıl davranan? Anladın mı? Doğru anladım. Ben bugün çok kullandım beynimi. Yayını kapatıyorum bu arada. Yok bundan sonra oyun da oynayamam ben. Çünkü ağrı girdi biliyor musun? Şuradan bir ağrı girdi. Bay bay tamam lan dur. Şey yapsanıza dur çıkmadan. Bir abone olsanıza. Müzisyen. Kemal deyince ne oluyor falan. Benim moderatörüm var mesela. Jurox diye. Baba tepki koleye ne zaman girdin? Adam da... Kar var mı? Kar orada. Kar yağmış mı? Baba. Kar.
Ya adama bak, her taraf sucuk yiyeceğiz, sucuk yarın. Baba bura ağladı mı? Oha, nasıl kar yağmış? Arkadaş sen uyuyorsun ya. Oha, yayındayım baba. Uyuyor, Kemal uyuyor ya. Yo, yayındayım, uyumuyorum da. Nasıl kar olmuş? Gördün mü? Ya. Baba o kar, karda sucuk yeme olayı yaylada yapıyorduk biz, Avga'da küçük sorgun. Yarın bunu... gelim de kar topu oynayak mı seninle birbirimize kar baba atarsın. Allah aşkına kaç yaşında adamsın yemin ederim. Düşündüğün şeye bakar mısın, kar yağınca kar topu oynayalım mı? Bu mu yani gözünde canlanıyor? Ne olacak, benim ruhum genç kardeşim. Hayır, kardan adam yapacağız baba. Kar topu ne? Kardan adam yapacaksın böyle. Havuç mavuç var mı sizde? Hadi ver. Gidiyorsa oğlum 5 liraya. Baba hadi görüşürüz. Çıktı gitti evde. Aa. Babam level atlıyor her seferinde ya. Kilosu 5 lira dedi. Ona morali bozuldu, çıktı gitti. Kardan adam yapıyoruz şey diyor değil mi böyle canlanıp. Adam mı? Bizim chattenmiş. Neyse devam. Konuşuyoruz. Adım Oğuzhan dediğinde şaşırmıştım. Böyle yabancı geldi. Oha lan, senin adın Oğuzhan mıydı falan. Sen çünkü hep Jurox diyorum. Sonra mı öğrendin adını? Evet tabii canım, bayağı sonra öğrendim. Hmm. Hep Jurox diyorum. Gonzales diyor ki, ulan oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Evinizi güzel işliyorsunuz. Millet sabahtan akşama kadar ayakta ter kokusunda, bu sıcakta askeri ücreti zor kazanıyor. Sen oturduğun yerden evinizi sadece oyun oynayarak para kazanıyorsunuz. Sizin gibi insanlar yüzünden Türkiye gelişemiyor. Reis be, Gonzales reis. Evet gerçekten oturduğumuz yerden para kazanıyoruz. Çünkü dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Hani dünyada birçok meslek var, çok para kazanırsın ama ardından örneğin milletvekilleri diyelim ki onlar da çok para kazanıyor ya da doktorlar da, ama ya çok yıpranıyorlar ya halkın tepkilerine maruz kalıyorlar. Biz hem para kazanıyoruz hem de insanların sevgisine şey yapıyoruz, sahibiz. Yani Gonzales Reis hariç. O da sever ama tanısa beni. Ayrıca Türkiye gelişemiyor diyorsun da bizim sayemizde özellikle hani Panda izleyicileri sayesinde 4 tane oyunu biz Türkçe'ye çevirdik. Bu ülkede bu oyunlarımı satıyor. Biz de bu desteği verelim diye birçok oyunu Türkçe'ye biz çevirtiyoruz. Ne haber? Aslan... Oğlum biz de çevirttirelim mi lan? Harbi mi lan? Oha! Oğlum biz de şeyi istesek ya, Spider-Man'i. Vallahi bak daha oynayamadım bak Spider-Man'i ya. Evet, Uncharted'da Panda çevirdi. Ben klavyedeydim. Geldi lan oradan. Burunda mı çalıyorsun lan? Ha, benim için şeyden çevirtmiyor. İngilizce biliyorlarmış. Çok saçma oldu. Ben bilmiyorum oğlum. Benim için çevirelim. Abi sıkıldım artık. İngilizce bir şey oynarken chat'in bana okumasından, normalde yayıncı aynı zamanda hikaye anlatır, bana chat hikaye anlatıyor. Dileği bekliyorum yemin ediyorum hikayeyi öğrenmek için. Ya da yapmam gerekeni öğrenmek için. Ben öğreneceğim. Ben bir şey diyeyim. Bir ay ben yazılacağım bir kursa ya. Yeter artık. Yeter artık abi. Öğreneceğim. Yayıncı kültürsüz olunca böyle oluyor. Ya bence global dil Türkçe olmalı diye düşünüyorum ben. Yani zaten hali hazırda 70-80 milyon insan konuşuyor şu anda. Bir 10 milyon da öyle bilse 90 milyon konuşuyor. Dünya kaç kişi zaten? 7 milyar. Devam. Lan parçası. Gonzales. Hadi bakalım. Götünü s**im Cahre'in sebepsiz. Aa, ben nişanlıyım. Yani onu söylemek istiyorum. Bu teklifi geri çevirmek zorunda kalıyorum. Oğuzhan her ne kadar mükemmel, yakışıklı ve iştahımı kabartan bir erkek olsa da bu teklifi geri çevirmek zorundayım. Onlar da sanırım götümü s**mek istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, bu şekilde boş küfürler etmesinler ya. Yunus Ertuğ, abi sende şey tip var, 3 kuruşluk olayları 1'e 1000 katarak ergenleri anlatan herif tipi var. Ne? 14 için like atmış abi. Demek ki insanlar hak vermiş. Oha ya. 1400 like. Sizler. Ya abi böyle demeyin de ya. Bak yayında 3 kuruşluk bir olayı böyle abartarak anlatırsın. Yayıncılık yaptığın içindir. Ama arkadaşlarına bir şey anlatırken susarsın mesela. Ya abi işte geçen gün bu oldu, herife şöyle dedim, bitti. Bir şey yaşıyorsam
O ana gidiyorum, anlatıyorum böyle. Sen her yerde böyle. Tabii tabii yani. Hep böyleyim. Ben ilkokuldan beri anı kutusu biriktiriyorum. Böyle kutunun içinde anılar biriktiriyorum. Bak ilkokuldaki kızların saçlarını kesip isimleriyle ayırmışım da yok. Bana aşk mektupları, her kız arkadaşımdan kalan bir şeyler. Oha. Gittiğim yerlerdeki anılar. Hala koyuyor musun o bir şey? Hala duruyor. Hala koyuyorum içine bir şey bulunca. Ya saçma sapan. Mesela al bak bunu koyacağım yani. Murat abi GFG'nin şeyi, silahı kırılmış. Kırdım yani. Yani işte bu şu gün benim için bir anı. Anlatabildim mi? Niye kırdın abi onu? Kontrolsüzce. Abi yanına şey yapmışlar. Kol yapmışlar. Evet, çekilmiyormuş. Kameraya bakarak abi sana kötü yorum yazan, seni böyle rencide edici şeyler yazan kişilere ne söylemek istersin? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yani oğlum, bu kadar üzerime gelmenize hiç gerek yok. Hepinizin hepiniz diyeceksin sanmıyoruz başta. Hepinizi seviyorum. Yok ya, canları sağ olsun ama biraz tanımaya çalışın arkadaşlar. Yani dışarıdan itici görünüyorum, bunu ben de biliyorum. Ama tanıyınca yumuşacık bir kalbim mükemmel bir... Salla, tamam. Son olarak abi, buradan sana kötü yorum yazan kişilere kameraya bakarak ne söylemek istersin diyeceğim de çok korkuyorum. Ya arkadaşlar, kötü yorum yapın eyvallah ama birçok kişi incelemeden, bilmeden yapıyor, tanımadan yapıyor. İzleyin, görün, sevmiyorsanız da sevmediğinizi bildirin veya eksiklerimi. Ama hiç bilmeden yorum yapmayın. Tek ricam o. Bazı konular hakkında bazı insanlar fikir belirttiği zaman aa bunun fikri mi varmış deyip böyle tetikleniyorsunuz, bir sinirleniyorsunuz falan. Geçer umarım öyle şeyler ya. İnsanların fikirleri olabilir ve ben fikirlerimi belirtmekten hiçbir zaman kaçınacak bir insan değilim. Normalde şey diyorum mesela. Hiç kimsen, yani hiç kimseden bu kadar nefret etmenin ya da hiç kimsenin gidip de videosunun altına Allah belanızı versin işte bunu niye böyle yaptınız, aa bu kim bu işte ünlü olması falan yazdığınız zaman hiçbir şeyi durduramıyorsunuz malumunuz. Boş yere bir şeylerden nefret etmek yerine ya da işte ne bileyim boş cümlelerle insanlara hakaret etmek yerine bence eleştiri yapmayı öğrenin. Çünkü eleştirebilmek mükemmel bir şey. Böyle. Bravo! Çok güzel konuştun. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Koysaydın daha iyi olacaktı. Bu arada koyam. Kötü yorum yazan kişi. Hadi bakalım. Müzik açabiliyor muyum? Açabiliyorsun. Ne açacaksın lan? Ne açacaksın? Montajda koyarlardı. Koç be. Budist by Martin'in serseri. Hayır.